Sonra Yılmaz Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölüm öğrencisi. Evet, bize Hoca Ahmet Yesevi'den bahsedecek. Bakalım. Evet, sonra bize neler diyecek. Evet. İngilizce'ye de gitmiyoruz. Sadece bu olanın bunların her şeyi de çok teşekkür ederim. İlimin başlığı Türk Dünyası'nın odak atası ve odak atası Hoca Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi Türk tarihinde yüzlerce bulunan usulülerden herhangi biri değildir. Hoca Ahmet Yesevi bizim ruh kavuşlarımızdır. Milliyetimizin temel insanıdır. Bugün Türk Dünyası birbirine yeniden kavuşurken buluşma ve birleşme noktası Ahmet Yesevi'nin adı, fikirleri ve izinlerinde olacaktır. Açıkçası bu, Türk kültürüne kapattığı renkler, ortaya koyduğu anlayışıyla Hoca Ahmet Yesevi, Türk İslam Şurumu'nun en büyük lideri, birleştirici ve toplayıcı görüşlü olarak bütün Türk halkının tanıması gereken müstesna şahsiyetmiş. Ancak onun sevgisi gibi bir şahsiyetinin şemsiyesi altında bir Türk dünyası manevi bütünlüğü oluşturabilir. Ahmet Yesevi, Türk milletinin hayatında köklü ve sürekli etki yapan ender isimlerden birisidir. Hiçbir tarihten büyüğü, millet hayatında onun kadar etkili olmamıştır. O, Hazreti Türkistan'a, Hükkiye'nin Türkistan, Şah-ı Türkistan diye anılan bir tarikat verir. Hiçbir tarikat kurucusu, yaşadığı coğrafyanın adıyla böylesine ödeşleşmemiştir. Türkçe bugün bir kültür ve edebiyat dili olarak varsa, bunda Yesevi'nin rolü büyüktür. O, Arapçanın ve Farsçanın revaçta olduğu tasavvuf çevrelerine yetiştiği halde hikmetlerini Türkçe yazmayı tercih etmiştir. Yesevilik, İslamiyet'in Türkçe yorumudur. Aşkın, ihlasın, insan seviyesinin, hoşgörünün, kadın erkek eşitliğinin, emeğe ve ilme saygının esas olduğu bir İslam anlayışı. Hoca Ahmet Yesevi'nin özetli hayatı. Ahmet Yesevi Batı Türkistan'da bugün Kazakistan Cumhuriyeti'nin güneyindeki Çinkent şehriye kadar bulunan Sarı kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yıl tam olarak bilinmemekle beraber Ahmet Yesevi izah eden Fahmanı adlı risalede yer alan 70. yıl yaşadığı ve 1166 yılında öldüğü şekilde bilinen göz önüne alındığında 1093 yılında doğduğu kabul edilmiş. Babası Saylan kasabasında yerleşmiş ünlü bir aile olan Şeyh İbrahim, annesi Karataş namıyla Ayşe olarak bilmektedir. Ahmet Yesevi'nin daha küçükken bilmediğiniz üzere de Yesevi'ye geldiği ve orada yerleştiği tahmin olabilir. Gerçek Yesevi lakabını alması, gerek Yesevi lakabını alması, gerek Aslan Baba'nın onunla geçişle buluşması hakkındaki anne bu yetkili kuvvetlendiriyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin ilk tahsil yıllarında Yesevi'ye geçişi muhtemeldir. Çünkü onu daha geçken tahsilin tamamlanma maksadıyla büyük bir İslam merkezi olan bu hale gelmiş görüyoruz. Ahmet Yesevi bu şehirde devrin önde gelen alim ve mutasavvıflardan Şeyh Yusuf Emedani Hazretleri'ne satılmıştır. Hoca Ahmet, mürşidi ve hocası Yusuf Emedani'yi ilim ve fazla diye lütfe takması ile kendisini muktidar bildi, ahkam şeriyeye kuvvetle bağlı, itizali düşman Türk hükümdarlarının hüküm sürdüğü bir devirde o da hocası gibi şerri ilimlerle büyük bir hukuk kazandı ve ilmiyle, zülk ve takvasıyla o kadar tanıdı ki Yusuf Emedani ihtiyarlarında onu da diğer üç müridiyle beraber halifeyi seçti. İlk iki halifesinden sonra bir müddet Buhar'la tehlikeli reisi olarak bulundu. Lakin ne kadar sürdüğü bilmemekle beraber herhalde bir mutlu olmadığını bahsediyor köprü bunu. Bir süre sonra tehlikeli reisini bırakarak doğduğu yere Türkistan'a Yesevi'ye geri döndü. Köprünün ifadelerine göre Ahmet Yesevi'nin niçin Buhar'da durmayarak Yesevi'ye gittiğini bilmiyoruz. Bu dönüşün hangi faaliyet hastalığı hakkında kesin bir bilgi yokmuş. Ahmet Yesevi'nin Yesevi'ye vardıktan sonra çok uzun süre yaşamadığını ve tahminen 1166 ya da 1167 tarihinde vefat ettiğini biliyoruz. Şu dipnotu belki ekleyebiliriz. Yesevi'ye gelmesinin sebebi kendi tarikatını kurması ve kendi etrafında müritlerin toplaması olarak bir ihtimal üzerinde bulabilir bu. Yesevi ve kurduğu tarikat Yesevi'lik. Ahmet Yesevi Türk şehirlerinin ilk halkası kabul edilir. Ahmet Yesevi tarafından kurulan ve Türkistan bölgesinde doğan Yesevilik tarikatı kısa zamanda büyük bir bölgeye yayılır. Yesevilik önce Seyhun çevresinde Taşkent civarında tutulmuş,
Daha sonra haiz bir olayla yayılmış, mağaranın da yerini bayitirmeye başlamıştır. Bu tarikat, Yesevi dervişleri tarafından Horasan, Azerbaycan, Anadolu, hatta Balkanlar ve Hint coğrafyasına yayılmıştır. Köprülü, Ahmet Yesevi'nin annelerinin rivayetlerine iddia edildiği gibi 99 bin müziği toplamadığını ve bütün bu iddiaların onun zamanındaki geniş öğretimi gösteren deliller olduğunu ifade edilmiştir. Hoca Ahmet Efendi'ye kadar müritlerine hikmet başlığı altındaki etibar ve sürük adamını sufiyane hakikatleri, dini ahlak esaslarına dahil ettirdi. Ahmet Yesevi'nin etrafında dolananlar İslamiyet'e yeni girmiş, fakat onu çok kuvvetli bağlarla bağlamış göçebe köylüsüler. Bu yüzden Yesevi ister istemez bu çevrenin şartlarına uymak zorunda kaldı. Bu türden samimi Müslüman olmakla beraber bunların İslami anlayışları çok sakin bir şekliydi. Bu yüzden Yesevi bu göçebe çevresinde eski Türk kabile gelenekleriyle karışmak zorunda kaldı. Kültür değiştiren milletlerin daha önceki kültürlerinden bazı hususları olduğu gibi bazı hususları da yeni kültürün kalıplarına uyarak muhafaza ettikleri bilinen bir husustur. Türkler de İslamiyet'i kendi anlayışla gelenekleri değiştirerek bir Türk Müslümanlığı ortaya koymuşlardır. Yesevi ve takipçilerinin yorumuyla İslamiyet'i öğrenen ve yaşayan Türkler Türk Müslümanlığının ilk temsilcileri sayılırmış. Türkistan'da Türklerin Müslümanlığı kabullerinin hemen ardından büyük kitleleri İslam'a özellikle tasavvufa ısındıran ve gelecek asırlara azametli bir şuur mirası bırakan Yesevilik, tevazu, sadelik ve fedakarlığın bir hocam olarak karşılaşılıyor. Şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bundan yaklaşık bir asır evvel, yine bu mekana yakın bir yerde, daha bir sonunda, Yahya Kemal ve babam zaten Ahmet Naim arasında şöyle bir diyalog geçer. Yahya Kemal, bir milletin yeni bir din ve yeni bir kültürü kabul ettiğinde bunu birebir anladığını, eski kültürüyle, eski geleneğiyle kaynaştırdığını iddia eder. Babazade Ahmet Naim buna itiraz eder, hayret efendiler. Özellikle Türkler, İslamiyet'i kabul ettiklerinde bütün eski annelerini bırakmış, sadece İslamiyet'i kabul etmişlerdir fikrini savunur. Ve aralarında bir çekişme, bir diyalog geçer. Bu tartışmadan, bu diyalogdan yıllar sonra, belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra Babanzade Ahmet Naim İstanbul'da bir sokakta yürürken karşısına Babanzade Ahmet Naim yürür. Yolda kendisi, Babanzade Ahmet Naim Yahya Kemal'i yürür de yolda durdurur. Efendiler size bir itirafta bulunmak istiyorum. Buyurun efendim Yahya Kemal, yıllar önce yaptığımız tartışmaların neticesinde ben sizin haklı olduğunuzu gördüm. Yani bir millet, bir dini kabul ederken birebir almaz, eski anne, gelenek ve görevleri yaşatarak onunla benimser, siz haklıydınız der ve böyle bir şey paylaşır kendisiyle. Türk mistik şuurunun tekerrüründe ilk büyük tesisini icra eden kurum Yesevi'dir. Yesevi'nin etkisinin büyüklüğünü ondan kaynaklanan Bektaşi'nin ve Nakşi'nin etkilerini de göz önünde tutarak değerlendirilir. Fakat Yesevi'nin Nakşi'yle olan bağlantısı hususunda köprülü, daha önceki görüşlerin aksine Yesevi'nin Nakşi'nin'den ziyade Babayi, Haydari ve Bektaşi alemlerine daha yakın olduğunu ifade etmektedir. Özellikle ilk mutasavvıda adlı Yesevi yazdığında köprünün ki Anadolu hakkında ilk ve en büyük çalışmaları kendisi yapmıştır. Tezi, yani Yesevi ve Anadolu Yesevi'nin tezi klasik bir tasavvuf büyüğü, bir klasik tarikat şekli profesörler. Fakat sonraki çalışmalarında ve son yazdığı makalede bu görüşte bir hata yaptığını, Ahmet Yesevi'nin klasik bir tarikat pirin, klasik bir tarikat şeyhi olmadığını, bugünkü manada bizim Bektaşi ve Haydari'ye daha yakın olduğunu, işte Ahmet Yaşar'ın literatür kazandırdığı heterodoks İslam'ın bir manada kurucusu ve vesilosu diye tarif etmektedir. Ahmet Yesevi'nin eseri, Divan-ı Hikmet. Bu eser için köprülü, İslami Türk Edebiyatı'nın kitabı bildiğinden sonra en eski bir örneği olduğunu ifade etmektedir. Eski halk edebiyatının birçok unsurlarını alarak İstanbul'u o unsurlarla yani eski milli şekiller ve eski resimlerle ifade eden bir eser olmak adından Divan-ı Hikmet'i tasavvufi Türk Edebiyatı'nın en eski ve en mühim adresi saymak zorundayız. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin içine alan mecmuan adıdır. Bu adın kesin olmakla beraber 16. yüzyıldan itibaren kullanıldığı düşünülmektedir. Yani bu ismi Ahmet Yesevi vermiyor. Divan-ı Hikmet müsahalarının muhteva bakımından olduğu kadar dil bakımından da önemli
farklılıkları göstermesi, müsavvanın değişik şahıslarca oturan değişik sahalarda vücuda getirdiğini açıkça göstermektedir. Bir kısmı kaybolan veya zamanla değişikliğe uğrayan hikmetler denilirken araya aynı ruh ve ifadedeki yeni hikmetler ilave edilmiş, böylece gittikçe orijinalden uzaklaşmıştır. Bu bakımdan divan hikmet müsalarına ortaklaşan hikmet mecmuaları kabul etmek doğru olur. Hatta divan hikmet müsalarından hikmetlerden hangisinin Ahmet Yesevi'ye ait olduğunu tespit etmek de mümkün değildir. Divan hikmetin dili için kesin bir şey söylemek zordur. Çünkü farklı zaman ve farklı coğrafyaların dili etkilerden yapılmıştır. Mesela Taşkent yazımasında Özbek Türkçesi özellikleri, Kazan masalarında Kazan Tatarası Susiyetleri göze çarpılmıştır. Evdeki divan hikmet müsalarına dayanarak Ahmet Yesevi'nin dili hakkında hüküm yürütmek son derece güçlüdür. İslamiyet'in esaslarında şeriatın ahkamına değil, sünnet akidesinin İslamiyet'e yeni girmiş veya henüz girmemiş Türkleri öğretmek, tasavvufun incelikleri ve karikatör adab yargılarını meritlerine temlenmek, Ahmet Yesevi'nin hikmetinin başlığına gayet teşkil eder. Bu gayeye uygun olarak hikmetlerin öğretici bir rüzgâr taşıması, dolayısıyla sanat yetişmesinden uzak ve basit olması tabii karşılanmış. Bununla beraber ifadelerdeki samimiyet ve sufyanî hikmetlerdeki coşkunu onları basit manzumlar olmadan tutarmaktadır. Bildiğimizin asıl omurgası oluşturması, Ahmet Yesevi'nin Türk dünyasına hizmetleri. Ahmet Yesevi'nin Türk dünyasına hizmeti iki başlık altında özetlenebilir. Birincisi, Türklerin İslamiyet'in kabul sürecindeki almış olduğu yapıcı rol. Diğeri de, Türklerin İslamiyet'in kabul sürecinde Türk kültürünün muhafaza edilmesi üzerindeki rol. Ahmet Yesevi Hoca, Türklerin İslam'a geçiş sürecinin, yani milliyetçi muhafazakar tarih dizinin ileri sürdüğü gibi olmadığı, yani Türklerin Müslüman olmadan önce de İslam'a çok yakın dini inançlara sahip oldukları, bu sebeple de ona hiç yabancılık çekmeden ve direnmeden kolay uyum sağladıkları şeklindeki çizim, gerçeği yansıtmadığı, aksine bu sürecin çok karmaşık, siyasi, sosyoekonomik ve kültürel bir takım şartları dahilinde cereyan ettiği ortaya çıkmaktadır. O halde Türk Müslümanlığı tarihsel boyutunun dört başı mağmuru her zamanda her yerde katılsız bir ehl-i sünnet kalıplarına uygun mükemmel bir İslamlaşma varsayımına da beraber getirerek bu kolaylıkla ve problemsiz tezin gerçeği yansıtmadığını kabul edilerek bu tarihsel boyut meselesine yeniden bir ciddiyete eğilmesi gerekiyor demektedir. Türkler Müslüman aralar arasındaki ilişkiler daha ziyade karşılıklı mücadeleler şeklinde gelişmiş ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türkler bu bölgeler arasında çıkmışsa da Türklerin İslamiyet'in bir millet olarak kabulünde silahlı mücadeleler ve Müslüman Arapların askeri güçlerinin rolünü fazla büyük önemlidir. Türkler arasında İslam'ın yayılmasında Müslüman olanların dinlerinin içlerine daha isimlerek eksikliklerin giderlerinin tarikatlar olduğu şüphe yoktur. Tabiatıyla bu noktada Türkler arasında ilk tarikat kurusu Ahmet Yesevi gelmişlerinin faaliyetlerinin dikkatlerden uzak bulundurmamalıdır. Buradan hareketle şunu görüyoruz ki Ahmet Yesevi'nin yaşat ettiği dönemde öncesi her açıdan karışık bir yapı arz etmektedir. Hoca Ahmet Yesevi, Türk tarihinin en önemli kavşak noktalarından birinde Türklerin yenildiğini, yeni bir yurt, yeni bir kültürel hayatla karşılaştığı ve tanıştığı, kabul edilmeye başladığı bir dönemde tarihin kendisine yüklemiş olduğu büyük bir vazifeyi başarılı bir şekilde ifade eden önemli bir şahsiyettir. Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevi ekolü, Türk milletinin ve Orta Asya'da varlığını sürdürdüğü dönemde iklimin, coğrafyanın ve tabiatın geliştirdiği yaşam ve düşünce biçiminden yeni tanışmış olduğu İslam dininin düşünce ve hayat tarzı yetiştiği iletişimi, dengeleyici ve yumuşatıcı bir görev üstlenmiştir. Ahmet Yesevi, Türkistan bölgesinde ruh edilmiş ilk müddetli değildir. Ondan yaklaşık 2,5 asır önce yaşayan Palacı Mansur, bu bölgelerde kendi dergisiyle birlikte tebliğ faaliyetlerinde olduğunu görüyoruz. Ancak daha önceki kuvvetli şekilde Fars kültürünün intizamında kalmışlar ve eserlerini Fars olarak vermişlerdir. Onun yerli bir kullanılması, kısa zamanda adının yankılanmasına sebep olmuştur. Yesevi düşünceleri, Türk küresiyle İslam değerlerinin uçaklaştığı, karışık kaynaştığı noktada bulunur. İnançlarında İslam anlayışında belli bir üslup ve perspektif kazandıranı olur. Bir de ifadeyle, Türk gözlüğüyle İslamiyet'i değerlendiren ve yaşayan bir kişidir. Yesevi başlama bakıldığında, İslamiyet'i Türk ruhuna uygun, milli unsurlarla anlayıp yorumlayan bir kimsedir. Arap örfüyle İslam değerleri birbirine karıştırıp, bazı örfi hususları İslam'ı bir becerinin içinde anlayıp anlatanlara mukabil Yesevi, Arap örfüyle İslam'ı becerileri ayırarak, Arap örfünden gelen bazı örfünden yerine Türk örfü koymuş ve bu perspektif içinde İslam'ın üniversal ve kuşatçı mesajına uygun hareket etmiştir. Ahmet Yesevi'ye atfedilen Türk'ün kaderinin İslam'ın tercihinin ifadesi bu noktada çok önemlidir.
Evet. Bu sözden sakınma ki birini birine tercih ediyor gibi sakat bir mana çıkarmamak gerekir. Bu sözün İslamiyet'i İslami hassasiyetle beraber bir bütün olarak işleyebilmek gerekir diye yorumlayabiliriz. Diğer bu ifadesine göre o dönemde Türkmenler arasında Medine'de Muhammed İslam'ın Koca Ahmet denilen meclise yayılmıştı. İslam öncülerinden hiçbir kimse Hazreti Muhammed'le bir ayarla tutulma şeridine dair olmamışken Ahmet isminin Hazreti Muhammed'le eşdeğer olarak tutulması Türkmenlerin ona vermiş oldukları en büyük hükmüydü. Aferin inşallah bundan dolayı. Yukarıda ifade ettiğim gibi muhatapların anladığı üstlükta ve dildeki dilde konuşan Ahmet ismini Fars kültürünün hafızasında kalan diğer sufiler gibi Fars ile yazmayıp Türk dilini kullanmalı. İslam dininin genel hükümlerini, Arapça ve Farsça bilmeyen Türk dervişlerini anlatmak için Türkçe hikmetler yazdı. Yeşil tasavvufi düşünceleri sadece halk ve gücü ve Türkmenlerin anlayabileceği bir dilde, yani Türkçe ile anlattığı için halk tarafından çok sevilmiştir. Hoca İmam Hikmetler Hoca Ahmet'e ait olduğunu düşünüyoruz. Birkaç hikmet okumak istiyorum. Hoş görmek aletler sizin dediğiniz Türkçeyi, aletlerden işitsen açar görür ülkesini. Ayet, hadis, anlamın Türkçe bilsen uygundur. Anlamına yeterler, yere koyar dökülür. Miskin zayıf Hoca Ahmet, dedi cildine rahmet. Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe. Yukarıdaki hikmetler çok açık şekilde ifade edildiği gibi, dönemin alimlerinin Türkçeyi hoş görmedikleri ve bu nedenle kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Burada insanın zihnini kurcalayan soru şu. Alimlerin hakiki derdi eğer ki dini muhataplarını anlatmazsa, muhataplarının tümünün Arapça ve Farsça öğrenme ihtimalleri yokken onlar yani alimler kime, neyi, nasıl anlatacaklarmış? Ahmet Yesevi müthiş bir tespitte bulunuyor. Ayetlerin ve hadislerin Türkçe bilinmesinin daha kolay olduğunu ifade ediyor. Ve bu şekilde dinin daha iyi anlaşılıp daha iyi yaşanacağını kabul etmektedir. Ayet ve hadislerin gerçek anlamlarını bilenlerin onların daha çok saygı göstereceğini ve onlar karşısında başını bilinçli bir şekilde secdeye koyacağını ifade etmektedir. Sonuç olarak yaptıkları ve yapıyor olduğumuz hizmet ve hizmetleriyle Türklüğün âli bir şahsiyetidir Ahmet Yesevi. Türk milletinin hem özü, hem mayası, hem de o mayayı çağın içindir. Ahmet Yesevi, göçebe Türk kabilelerinin İslamiyet'i kabul etmelerinde kilit bir rol oynamıştır. En az bunun kadar önemli bir fonksiyonu da Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri sürecinde din adı altından aktarılan Arap ve Fars kültürüne karşı Türk dilini ve Türk kültürünü muhafaza etmiştir. Ahmet Yesevi ilk Türk tarikatının kurucusu ve Türk Müslümanlığının ilk temsilcisidir. Ahmet Yesevi sadece geçmişi yaptıkları değil, bugün onun ruhaniyetin yaptıkları da takdiri şayandır. Her tüm dini bir milli uyanışı tetikleyecek, hatırlatacak olan her ne varsa yasaklayan Sovyet Rusya'nın yıkılışından sonra Orta Asya Türklüğü yine ve yeniden bu büyük insanın ruhaniyeti altında toplanmıştır. Son olarak Yahya Kemal'in orijinal ifadesiyle bitirelim. Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın, göreceksiniz. Bizim milletimiz sizi asıl onda bulacaksınız. Yok, teşekkür ediyorum. Evet, işe felsefe karışınca zamanla ayarlamak daha zorlaşıyor tabii. Ama arkadaşımız oldukça iyi hazırlanmış. Ben kendi görüşümü söylemeden edemeyeceğim bu konuda. Nedense şu tarikat kelimesi benim kulağımı tırmalıyor çocuklar. Ahmet Yesevi'nin görüşleri bizim düşüncelerimize, görüşlerimize çok benziyor. Onun için bunlar ben Yesevi görüşü, düşüncesi falan gibi kelimeleri tercih ediyorum konuşurken veya bahsederken tarikat yönüne. Tarikat deyince akla başka örneklerde, tatsız örneklerde geliyor. Ben biraz emekli olmadan sınav kağıdında da mesela Türkiye yazanı sınıfta bırakırdım. Evet, yani hala derse gittiğim için gene tabii eskiden
karşımda bir ara 150-200, daha sonra 70-80 öğrenci Türkiye altı sınıfta kalacağını bilirdi. Şimdi tabii yalnız lisans üstüne gittiğim için 8-10 öğrenci, onlar da biliyor Türkiye altı sınıfta kalacağını. Bunlar kendime karşı bana önemli gibi geliyor bile diyorum. Onun için daha dikkatli kullanmak. Sonra yine ben Erkemal'in görüşlerine katılıyorum. Genç arkadaşımızın sözlerine de bir kelime harcıyorum. Aynen tabii çok güzel her şey. Onun yerine biletiyorum. Daha güzel uygun bir kelime bulabilirseniz daha uygun olur gibi benim gibi düşünenler için. Türkler kim ne derse desin kılıç zorunda İslamiyet'i kabul etmedi. Ara sıra bunun dedikoduları da olur. Eski Türk dini İslamiyet'ten önceki Türk dilinde tek tanrılık dindi. Çok benziyordu. Dolayısıyla gayet kolaylıkla kabullendik. Ama İbn Battuta'da, İbn Fadlan'da görürüz Türk boylarının yanlarına gittikleri zaman yani Müslüman olmuş olanları ziyaret ediliyor, misafir oluyor. Kadınlar da erkekler sofrada yan yana. Allah Allah nasıl oluyor? Veya işte yediliyor, içiliyor, sofrada her şey var. Nasıl oluyor? Savaşlar var. Evet, Arap örfadetlerine aykırı olan bizim şeyler var. Ama Müslümanız diyorlar, nasıl diyorlar falan. Ama evet, İslamiyet'te ve tüm örfadetlerinde olan şeyler devam ediyor. Hala bugün devam ettirdiğimizi sanıyorum bazı şeyleri. Ve gayet rahat söylüyorum. Ben Arap dil edebiyatı, Fars dil edebiyatı pek iyi dereceyle sertifika vermiş birisi olarak. Çok rahatlıkla söylüyorum. Kur'an'da peçe ve eldiven yok. Bravo hocam. Örtünmek var ama peçe ve eldiven yok. Arap, İran örf adeti. Bizimle hiç ilgisi yok. Öğrencilerime de, kız öğrencim böyle tanımıyorum ki ben seni. Yani kağıdını okuyacağım, not vereceğim ama yüzünü bilmiyorum. Kızım yasak değil, açık. Gözünü diyorum, gözünü yasak kapalı. Kıyametler koptu. Onun için yani bu Arap acem kurafiyelerini karıştırmamakta fayda var diyorum. Evet, neyse, çok güzel.